Galatasaray sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Stadyumda muhteşem görüntüler var ve beklentiler yüksek. Maça ilgi büyük, stadyum atmosferi gerçekten harika. Takımlar sahaya çıkarken büyük bir alkış lütfen. Her takım yeni sezona yeni umutlarla başlıyor. Sıfırdan başlıyor bütün takımlar. Ve şu an itibariyle bütün takımlar eşit konumda. Bakalım bu uzun maratonda hangi takım şampiyonluğa ulaşacak? Arda, oyunun her geçen yıl daha da güçlendiğine inanıyorum. Çünkü artan zenginlikle birlikte bunun olmaması mümkün değil. Daha iyi bir yönetim ve yetenek getiriyor. Ve elbette daha da büyük bir beklenti. Ama taraftarlar her zaman daha çok eğlence ve heyecan ister. Maç başladı. PES FIFA Global iyi seyirler diler. Nelson Oliveira, Galatasaray, Zaha, Calvo iyi takip etti pozisyonu, atağı kesti, ileri oynama düşüncesi, şimdi Soner, Nelson Oliveira, ileri uzattı, Zaye. Kanada oynadı. Şimdi alıyor topu. Kesti içeri. Kaleye doğru. Nelson Oliveira. Muriç. Evet, mücadelede durum hala 0-0. İkili mücadeleyi kazandı orada. Faule maruz kalıyor. Hakemden o noktada son bir uyarı geldi kendisine. Bu dakikadan sonra daha dikkatli olması gerekiyor. Şimdi Angelinho. Zaha. Nzonzi. İlk yarım saatlik dilimi geride bıraktık. Nelson Oliveira. Zaha. İyi bir pas gelir mi o noktada? Büyük bir fırsat. Topu istediği gibi aktaramıyor. Şimdi Çıkıldao. Sağ kanada bir pas. Kanatları kullanmak etkili olabilir. Şimdi boş. Vurdu kaleye. Gol! Gol oluyor, gol! Top finaline gitti. Golü buluyorlar. Tribünlerde sevinç var. Gol anını yaşıyoruz. Yaptığı bu vuruş karşısında kalecinin çok da yapacağı bir şey yoktu desek yanlış olmaz, değil mi hocam? Tabii, kesinlikle. Çok zor bir toptu. Zaten kalecinin Çalan bu düdük ilk 45 dakikayı sona erdiriyor. Evet. Evet, ilk yarıda tek gol var. Heyecan dozu yüksek bir mücadele oluyor. Bakalım ikinci devrede de bu heyecan sürecek mi? İkinci yarıyla mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Calvo öne doğru uzatıyor. Soner. Muriç. Top el değiştirdi.
İstediğini yapamadı o noktada. Savunma müsaade etmedi. Gol imkanı doğabilir. Çok iyi yüklendiler. Fakat sonuçlandıramıyorlar hata. Elleri boş dönüyorlar. Soner. Oliveira kaptı topu. Lütfen dikkat. Saha içi ve stat koridorlarında görevli olmayan kişilerin bulunması yasaktır. Bilginize. O noktada açısı müsait ancak aktaramadı topu. Pas yerini bulmadı, el değiştirdi top. Şimdi Mertens. Kaleye şut çekecek. Ve top ağlara gidiyor. Gol! Gol geldi! Gol oldu! Tribünler ayakta, tribünler coşkulu. Gol geldi değerli izleyiciler. Sarı kırmızılar tekrardan oyuna ortak oluyor. Galatasaray'ın çok etkili bir vuruş çıktı o noktada. 14 numara. Konyaspor bir oyuncu değişikliğine gidiyor şimdi. Bu dakikalarda oyundan düşmüştü. Çıkan oyuncu. Galatasaray skora denge getiren, skora eşitleyen golü buldu. Geride kalmaya verilebilecek en iyi cevaplardan biriydi. Şu an tüm momentum onlarda. Karar faul. Maçta her an her şey olabilir. Skor 1-1. Soner oldukça gergin görünüyor. Yerde kaldı, gözler hakeme çevrildi, devam kararı geldi hakemden. Tartışılır bu pozisyon. Soner pasını ileri doğru uzattı. Topu doğru yere aktaramıyorlar, o noktada top kaybı geldi. Taraftarlar sinirlenmiş olmalı. Çünkü oynadıkları oyunda bir gaye yok. Calvo. Chicledao. Orada bir omuz müdahalesi. İkili mücadeleyi kaybetti. Topu el değiştirdi. Şimdi Mertens. Devrenin sonuna en az bir dakika ilave edildi. Ve son düdük geliyor. Mücadele bitiyor. Evet, maç bitti. Galatasaray yeni sezona bir puanla başlıyor. PES FIFA Global sundu. Merhabalar, mutlu günler değerli izleyiciler. Ben Arda Emin Zevkiler ve çok değerli yorumcuma dönmek istiyorum. Yanımda, o da her zaman olduğu gibi yerini aldı. Evet sevgili Aydoğan Hocam, hoş geldiniz. Bu mücadelenin anlatım boyunca sizlerle birlikte olacağız değerli izleyiciler. Aydoğan Hocam'la birlikte. Aydoğan Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam, maçtan genel olarak beklentin neler? Hoş bulduk Arda. Maçtan genel olarak beklentilerim, iki tarafta iyi hazırlandı. Antrenmanlarını güzelce yaptılar, bu maça odaklandılar. Yani maçta gol olur mu olmaz mı o konuda bir fikrim yok. Yani iki tarafta eşit gibi duruyor. İyi olan kazansın. Şimdiden ağzına sağlık.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Senin de ağzına yüreğine sağlık ve maça dönüyoruz değerli izleyiciler. Maça ilgi büyük. Stadyum atmosferi gerçekten harika. Muhabir arkadaşımdan kulağıma gelen bilgilere göre 4-3-3 dizilişiyle sahada göreceğiz bugün onları. Evet, 4-3-3 öngördüğümüz bir dizilimdi. Bu şekilde sahada olacaklar. Evet hocam, dediğiniz gibi maç öncesinde de beklentimiz bu yöndeydi sizinle. Düdük çaldı, maç başladı. PES FIFA Global iyi seyirler diler. Ankara Gücü sezona geçen hafta aldığı beraberlikle başlamıştı. Sergio Oliveira. Lucas Torreira. Ziye. Chatsi Giovannis orada iyi pres yaptı, kaptı topu, top el değiştirdi şimdi. Ölçülü pas. Chatsi Giovannis. Güzel bir pozisyon. Çekişmeli bir mücadele izliyoruz. Icardi. Maşeda. Radakovic. Alper. Kazigovanis. Top kaybı. Şimdi boy. Sağdan etkili geldiler şimdi. Orta şansı olabilir. Doğrudan dışarı gidiyor top. Kaleyi bulmuyor. Morutsan. Alper. Alper ileri uzattı topu. Gözler bir anda hakeme döndü. Hakem faul tespit etti o noktada. Hakemden o noktada son bir uyarı geldi kendisine. Bu dakikadan sonra daha dikkatli olması gerekiyor. İleri uzattı. Rodriguez, zekice bir pas. Galatasaray bu hafta yeni bir gelişme yaşadı. Takım menajerinin aynı zamanda milli takımı da çalıştıracağı açıklandı. Bu zaten beklenen bir durumdu. Bu da tabii beraberinde kulüpte bazı tartışmalara neden oldu. Bakalım ilerleyen zamanlarda, ilerleyen tarihlerde bu durum takıma nasıl ve nedenle etki edecek? Morutsan. Maşeda. Bu arada düdük geldi. İlk devre bitti. Evet, heyecan dozu yüksek bir mücadele oluyor değerli izleyiciler. Fakat her iki takım da şu ana kadar gol sessizliğini bozmuş değil. Bakalım neler olacak. Hocam, ilk yarı için değerli düşünceleriniz neler? İlk 45 dakikada gayet güzel bir oyun vardı sahada. Ama ikinci yarıda taktiksel anlamda birkaç değişiklik olması kaçınılmaz gibi görünüyor. Bakalım, göreceğiz onu da. Ağzına sağlık hocam. Bakalım, izleyip göreceğiz. İlk yarıda gol yok. İlk yarının skoru 0-0 değerli izleyiciler. İkinci yarıda takımlar birbirine üstünlük sağlayabilecekler mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Şutunu çekti. Ortada iyi sürükledi topu. Hakem oyunun sürmesini istiyor, devam ediyor. Saha içinde ve stat koridorlarında görevli olmayan kişilerin bulunması yasaktır. Bilginize. Pas yerini bulmadı, el değiştirdi top. Morutsan. Topu doğru yere aktaramıyorlar, o noktada top kaybı geldi. Evet, o noktada istediğini yapamıyor.
Çizgide bir hareketlilik vardı. Çıkan oyuncu. Şimdi oyuncu değişikliği yapılıyor. 7 numara. Bakalım bu hamleden sonra 29 numara ritmi nasıl olacak? Bu değişiklik hamlesiyle birlikte dediğin gibi ritimde bir yükselme olabilir Arda. Çıkan oyuncu. İki takım da temkinli ve kontrollü bir oyun sergiliyor. Hocam maça genel anlamda şöyle bir bakacak olursak ortada bir maç diyebilir miyiz? Yani iki takım da oldukça temkinli oynuyorlar. Yani sanki futbol maçı değil de santraç maçı izliyormuşum gibi hissettim ben. Benim pek hoşuma gitmedi bu durum. Değil mi hocam, bana da öyle geldi. Bakalım neler olacak ilerleyen dakikalarda. Mert Çetin. Tolga Ciğerci. Ters kanada döndü. Hayrullah Bilezer. Radakoviç. Morutsan. Alper. Radakoviç. Radakoviç öne doğru uzatıyor. Ve şimdi oyuncu değişikliği gerçekleştiriliyor değerli izleyiciler. Oyundan düşmeler vardı. 8 numara. Bu anlamda hamleler geldi oyuna şimdi. Bakalım bu hamleler maça nasıl etki edecek? Aynen, bakalım. Angelinho. Son düdük geldi ve bu müthiş sevgili futbol severler, lütfen güvenlik görevlilerinin talimatlarını anlayışla karşılayınız. Merhabalar, mutlu günler değerli izleyiciler. Ben Arda Emin Zevkiler ve çok değerli yorumcuma dönmek istiyorum. Yanımda, o da her zaman olduğu gibi yerini aldı. Evet sevgili Aydoğan Hocam, hoş geldiniz. Bu mücadelenin anlatım boyunca sizlerle birlikte olacağız değerli izleyiciler, Aydoğan Hocam'la birlikte. Aydoğan Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam, maçtan genel olarak beklentin neler? Hoş bulduk Arda. Maçtan genel olarak beklentilerim, iki tarafta iyi hazırlandı. Antrenmanlarını güzelce yaptılar, bu maça odaklandılar. Yani maçta gol olur mu olmaz mı o konuda bir fikrim yok. Yani iki tarafta eşit gibi duruyor. İyi olan kazansın. Şimdiden ağzına sağlık. Hocam senin de ağzına sağlık. Dileriz dediğin gibi olur. Evet, maça dönüyoruz değerli izleyiciler. Evet, stadyumda maça ilgi büyük değerli izleyiciler. Gerçekten harika görüntüler var. Tribünler coşkulu. Kendisini hayran bırakıyor. Milli takımımız Türkiye. Hocam ekranlarda da gördüğümüz gibi 4-5-1 dizilimiyle sahada göreceğiz bugün onları. Bu sisteme nasıl bir yorum getirirsin?
Orta alan ağırlıklı bir diziliş tercih etmişler. Rakibi ikinci alanda boğan bir oyun görebiliriz. Bu maç da iyi bir maç olacak herhalde. Bakalım göreceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Evet, heyecanla bekliyoruz bizler de. Bakalım nasıl mücadele olacak, maça dönüyoruz. Maç başladı. PES FIFA Global iyi seyirler diler. Şut! Kaleci de! Orada bir top kaybı şimdi. İyi müdahale. Hakan Çağlanoğlu. Cengiz Ünder. Lisandro Martinez. Acuña. İleri uzattı. Soldan yükleniyorlar. Top kalecide. Yusuf Yazıcı. Vücudunu da koydu orada. Şimdi Di Maria. Karşı atak şansı şimdi. Savunma önde yakalandı. Bir kontra atak fırsatı olabilir şimdi. Lisandro Martinez başarılı kademede. Kademe doğru yerde. Depaul. İyi karşıladı rakibini. Karşı atak başlıyor. İleriye doğru açıyorlar şimdi topu o bölgeden. Şimdi çok süratli tehlikeli atak. Şimdi vurabilir. Olmadı. Acuña. Romero. Pasını verdi şimdi arkadaşına. Miranda. Savunma oyuncuları da hata dahil oldu şimdi. Şut çıkardı. Sonuç alamıyor. Olmadı. İlk yarıda son düdük geldi. İlk yarı bitti. Bakalım ikinci yarı neler getirecek. Evet, zaman zaman karşılıklı hatalar yapılsa da güzel bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten heyecan dozu yüksek bir mücadele oluyor. Fakat her iki takım da şu ana kadar gol sessizliğini bozmuş değil. İlk yarı hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim hocam? İyi niyetli organize bir oyun gördük bu ilk yarıda Arda. İkinci yarıda taktiksel olarak değişiklikler görmemiz kaçınılmaz gibi duruyor. Ben şahsen ikinci yarının ilk yarıdan daha keyifli geçeceğini umuyorum. Bakalım izleyip göreceğiz. Ağzına sağlık hocam. Bakalım neler olacak ikinci devrede. Evet, ilk 45 dakika golsüz tamamlanıyor değerli izleyiciler. Bakalım ikinci devre gol olacak mı? İzleyip göreceğiz. İkinci yarıyla mücadele Yusuf Yazıcı. Kaleyi bulmuyor şutu. Etkili bir ataktı. Etkiliydi hocam. Oyuncu değişikliği için işaret geldi şimdi. Yorgunluklar vardı. Bakalım bu değişim oyuna nasıl etki edecek? Evet, bu dakikalarda oyundan düşmüşlerdi zaten. Güzel hamleler.
DePaul. Fernandez. Maçta hala gol yok. Skor 0-0. Top kaybı. Alvarez. Angel Di Maria. Angel Di Maria. Top ağlara gidiyor. Gol. Gol oluyor. Gol. Top ağlara gitti. Gol oldu. Tribünler coşkulu. Maçın ilk golü geliyor değerli izleyiciler. Skor 1-0. Hocam. Evet. Evet, ilk golü buldular. Güzel de bir gol attılar. Bakalım kalan dakikalar bizlere neler gösterecek. Kalan dakikalar heyecan. DePaul ikili mücadelede faul yaptı o noktada ve akabinde serbest vuruş kararı çıktı. Şimdi Ferdi. Şut şansı. Kaleci de. Şutunu çekti. Etkili bir pozisyondan sonuç alamıyorlar. Pozisyon etkiliydi, olmadı. Evet, güzel bir pozisyondu. Orada iyi pres yaptı, kaptı topu, top el değiştirdi şimdi. Riske girmediler, topu uzaklaştırdılar. Ve gerçekleşiyor şimdi oyuncu değişikliği değerli izleyiciler. Enes Ünal. Şimdi Cengiz Ünder. Şimdi vurabilir. Büyük fırsatı kaçırdı. Molina. Angel Di Maria. DePaul. Lionel Messi kanada döndü şimdi. Angel Di Maria. Kritik bir zamanlamayla kesiyorlar topu orada. Enes Ünal. Şimdi vurabilir. Kritik bir müdahale geliyor. Şimdi Cengiz Ünder. Yusuf Yazıcı. Şimdi Kerem. Şut şansı. Topu kontrollü bir şekilde uzaklaştırıyor şimdi. Ve mücadelenin sonuna geliyoruz değerli futbol severler. Evet. Mücadelede her iki takım... Herkese mutlu günler değerli futbol severler. Ben Arda Emin Zevkliler ve çok değerli yorumcum sevgili Aydoğan Oral. Her zaman olduğu gibi koltuktaki yerlerimizi aldık. Bu mücadelenin anlatımı boyunca sizlerle birlikte olacağız. Diliyoruz ki keyifli bir mücadele izleyelim. Evet sevgili hocama dönmek istiyorum ben. Hocam beklentilerin neler? Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Arda. Bugün taraftar gibi oturup bu futbola aç gözlerimi doyurmak istiyorum. Hakem hatalarının olmadığı... Bol pozisyonlu, bol gollü bir maç temenni ediyorum. Hak edenin kazandığı bir maç olsun. Şimdiden ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık hocam. Evet, maça dönüyoruz. Heyecan dorukta. Stadyumda güzel bir atmosfer var. Gerçekten güzel görüntüler var tribünlerde. Evet, şimdi marşlar okunacak.
Düdük sesi geldi ve mücadele başladı. PES FIFA Global, iyi seyirler diler. Zeki Çelik. Diagonal bir pas. Cengiz Ünder. Yusuf Yazıcı. Osonoi öne doğru uzatıyor. Şimdi bir karşı atak hazırlığı. Şimdi Haller. Pepe. Haller. Merih Demiral. Şimdi kontra atak şansı yakalıyorlar. Hızlı çoğalabilirlerse tehlikeli olur. Bir top kaybı orada. Rakip ceza sahasına giriyorlar. Umut vadeden ataklar yapıyorlar. Ancak bir türlü sonuca gidemiyorlar. İstediği noktaya gönderemiyor topu. Kosunov. Dika ileri uzattı topu. Atak savunmayı delemedi, sorun çıkmıyor. Oryer. Öne oynadı. Orada bir omuz müdahalesi, ikili mücadeleyi kaybetti, topu el değiştirdi. Kanada doğru oynadı. Şimdi Zeki. Hakan Çağlanoğlu. Hala gol yok. Skor 0-0. Cengiz Ünder. İleriye doğru açıyorlar şimdi topu o bölgeden. Şimdi pasını aktarıyor. Merih Demiral başarılı kademede. Kademe doğru yerde. Abdülkerim pasını verdi şimdi arkadaşına. Cengiz Ünder. Top kontrolü güzel. Gözler hakemde, karar foul, tehlikeli olabilir. Kart mı geliyor? Evet. Evet, sarı kart çıktı bu pozisyon sonrasında. Hakem kartına başvurdu. Oyuncular hakemin etrafını sarmış durumdalar. Ancak bu itirazlar sonuç vermeyecek. Karar değişmeyecek. İlk yarının bitimine az bir süre kala iyi bir fırsat şimdi. Osonoi uzaklaştırıyor topu. Çalan bu düdük ilk 45 dakikayı sona erdiriyor. Evet. Evet, heyecan dozu yüksek bir mücadele oluyor değerli izleyiciler. Fakat her iki takım da şu ana kadar gol sessizliğini bozmuş değil. Bakalım neler olacak. İlk yarı hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim hocam? İyi niyetli organize bir oyun gördük bu ilk yarıda Arda. İkinci yarıda taktiksel olarak değişiklikler görmemiz kaçınılmaz gibi duruyor. Ben şahsen ikinci yarının ilk yarıdan daha keyifli geçeceğini umuyorum. Bakalım, izleyip göreceğiz. Ağzına sağlık hocam. Bakalım neler olacak ikinci devrede. Milli takımımız Türkiye soyunma odasına gol bulamadan gidiyor. Mücadele oldukça sakin ve temkinli geçiyor. Her iki takımın taraftarından da gol. Kaleye şut çekecek. Dışarıda top, out. Zaha. Ve bir kontra atak şansı şimdi. Hızlı çoğalabilirlerse çok tehlikeli olabilir. İçeri sokuluyor. Kaleye vurdu. İyi bir kurtarış file bekçisinden. İyi çıkardı kaleci, iyi kurtardı. Şut çıkardı. Ve gol, ve gol, ve gol, ve gol. Gol oluyor değerli izleyiciler. Tribünlerde müthiş bir atmosfer var. Gol geldi. Bu golü kutluyorlar şimdi. Mücadelenin ilk golü bu gol. Skor 1-0 şimdi. Evet hocam. Tam yerinde ve önemli bir gol attı. Taraftarlar ayakta alkışladı. Evet Seyşan. Şimdi kaleye vurdu. İyi düşündü ancak istediğini yapamadı o noktada. Düşünce güzel ama uygulama 0. F
Fofana. Sevgili hocam, şu ana kadarki görüşlerinizi alabilir miyiz maçla alakalı? Yer yer maçtan kopmalar olsa da iki takım da ciddi mücadele ediyor. Yani keyifli bir maç izliyoruz sevgili Arda. Teşekkürler hocam. Bakalım ilerleyen dakikalar bize neler gösterecek. Kessié pasını ileri doğru uzattı. Aurier. O noktada yerde kaldı. Gözler hakeme çevrildi bir an. Yani orada bir şey yok. Hakem gayet haklı. Bir sıkıntı yok. Devam. Gözler bir an hakeme çevrilmişti. Devam kararı geldi. İleri uzattı. O noktada oyun durdu. Hakemden faul kararı çıktı. Oyuncu itiraz ediyor. Ben topa müdahale ettim diyor ama hakem aynı görüşte değil. Topu kaybetti, top kaybı geldi. Düdük geliyor, karar faul. Hakem tereddütsüz çalıyor düdüğü ve faul. Bence de faul. Kaleci çok da şans bırakmadı o vuruşta. Tribünler coşkulu. Müthiş bir gol. Hani nokta atışı bir vuruşla ağlara gönderdi topu. Güzel bir gol izledik değerli futbol severler. Diyeyim hocam. Hakikaten çok güzel bir gol attı. Tebrik etmek lazım. Aradıkları golü buluyorlar. Kendine az. Zekice bir vuruşla fileleri buldu. Mükemmel bir gol. İyi vurdu. Çok güzel bir gol. Fil dişi sahili iki farklı üstünlük sağlayarak farkı ikiye çıkarıyor. Cenk Tosun. Etkili bir pozisyondan sonuç alamıyorlar. Pozisyon etkiliydi, olmadı. Evet, güzel bir pozisyondu. Kamara. Kerem orada iyi pres yaptı, kaptı topu, top el değiştirdi şimdi. O noktada iyi sürükledi. İleriye doğru açıyorlar şimdi topu o bölgeden. Evet, bu arada son düdük geldi, maç bitti. Son derece üzgün ayrılıyor sahadan. Aldıkları bu yenilgi canlarını çok...
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi hiç kuşkusuz Avrupa'nın en büyük turnuvalarıdır ve bugün ilk maç ile sizlerleyiz. Avrupa Arenası maçları bugün başlıyor ve az sonra o beklediğimiz, özlediğimiz seremoni müziği sizlerle olacak. Muhteşem bir maç olmasını diliyoruz. Neukamp bir kez daha bizi Barcelona'nın renkleriyle selamlıyor. Her takım ilk maçta iyi bir başlangıç yapmak ister. Arda, bu iki takım da sahada 3 puan alma odaklı savaşıyor. Hırsları taze ve güçlü. Her biri rekabetin dibine girmek istiyor. Yani ikisi de geride durmak niyetinde değil. Bu garanti gibi. Düdük sesi geldi ve mücadele başladı. PES FIFA Global iyi seyirler diler. Rapinha top istedi. Ona doğru şimdi. Topun geçmesine izin vermedi orada. Köşe vuruşu kullanılacak. Mertens, bu yapılan müdahaleye düdük geldi, faul kararı çıktı. Doğrudan kale. Henüz geçmiş değil tehlike. Rapinha bir çıkış yaptı şimdi, topla süratli. Şimdi De Jong. Gol şansı, şut çıkardı. Ele gitti, gol! Gol oldu, gol geldi! Gol geliyor! Barça golü buluyor. Barcelona golü bulmayı başarıyor. Tribünlerde büyük coşku var. Öne geçiyor Barcelona. Topa vurmadan önce pozisyonunu çok iyi aldı. Ve net bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. Evet, güzel özetledin Arda. Çok güzel bir gol attı. Barcelona erken gelen golle avantajlı başlıyor maça. Evet hocam, erken bir gol. Neler söylemek istersin? Golü erken bulmak her zaman avantaj sağlar Arda. Ama bazen de tam tersi durumlar doğurabiliyor. Sana katılıyorum hocam. Evet, mücadeleye dönüyoruz. Oriol Romeu. Şimdi Lewandowski. Şimdi Ferran Torres. Alex Balde. Şimdi Ferran Torres. Hakemden düdük geldi, durdurdu oyunu, faul. Pasını verdi şimdi arkadaşına. Kondi. Şimdi De Jong. Şimdi Lewandowski. Lewandowski! Şut şansı. Bir şans daha şimdi. Apalarla gol!
Gol geldi. Gol oldu değerli izleyiciler. Top filelerde. Tribünlerde büyük sevinç var. Bu golü alkışlıyorlar şimdi. Bir kez daha top ağlara gidiyor. Goller arda arda geliyor. Evet hocam, yorumunu alalım. Hatırlıyor musun Arda? Maçtan önce sana da söylemiştim. Bu maçın bol pozisyonlu ve bol gollü olacağını söylemiştim. Aynı şekilde beni yanıltmadı. Hocam tahminin doğru çıktı. Vallahi de söylemiştin. Lewandowski savunmanın yaptığı hatayı o noktada affetmedi, attı golü. O noktada savunmanın bu açığını affetmiyor ve yazıyor golü. Affedersiniz değerli futbol severler. Bu ikinci gol onlara çok fazla özgüven verdi. Bundan sonra nasıl gideceği belli. Ya liderliği alacaklar ya eşitliği sağlayacaklar. Yani bunlardan birisi olacağı kesin. Galatasaray son haftalarda olduğu gibi golü yine ilk yarının son anlarında gör. Mücadelenin ilk devresi bitti. İlk yarı hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? İyi niyetli organize bir oyun vardı sahada. Ama bence ikinci devrenin gollerle birlikte daha da keyifli geçeceğini düşünüyorum Arda. Evet hocam, bakalım göreceğiz. Mücadelede ikinci yarı başladı. Pozisyonu kovaladı orada. Arroyo. Christensen pasını ileri doğru uzattı. Lewandowski kanada döndü şimdi. Barcelona serbest vuruş kazandı. Rafinha. Konde. Lewandowski. Sağ kanada bir pas. Oriol Romeu. Şimdi Lewandowski. Barcelona köşe vuruşu kullanacak şimdi. Kaleci yumrukluyor topu. Şimdi Icardi. Arroyo. Şimdi Lewandowski. Şimdi João Félix. O noktada iyi sürükledi. Sacha Boey ikili mücadeleyi kazandı orada. Şimdi kontra atak fırsatı. Soldan etkili bir hamle geliyor şimdi. Icardi. Harcıyor fırsatı. Kaçtı fırsat. Çizgide bir hareketlilik vardı. Evet, şimdi oyuncu değişikliği yapılıyor. Pas yerini bulmadı, el değiştirdi top. Angelinho. Rakibini takibi sürüyor orada. İyi karşıladılar orada. Icardi. Şimdi kaleye vurdu. Düdük çaldı. Muhtemelen orta hakemden offside kararı çıkacak. Evet, offside. Tabii offside. De Jong. João Félix. Alex Balde. Daha iyi aktarabilirdi pası. Fırsatı kaçırdı. Evet. Sergio Oliveira. Oliveira ileri uzattı topu. Top kaybı geldi. Kesiler pası o noktada. Arada değerli izleyiciler, son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi. Mücadeleyi kaybediyor.